Herkese iyi akşamlar. Mekan ve İnsan'ın 167. Ortaklaşa Mekan'ın 6. bölümünden merhaba diyoruz. Bugün Onaranlar Kulübü'nden Ufuk Emin Akengin ile beraberiz. Onaranlar Kulübü'nün çalışmalarını, üretme paylaşma biçimlerini, çevreyle kurdukları diyaloğu ve gönüllülüğü konuşuyor olacağız. Çok kısaca bahsedeceğim, sonra sözü Ufuk'a bırakacağım. Onaranlar 2016'da sokaklardaki kendi deyimleriyle gri bölgelere müdahale etmek için yola çıkmış bir ekip. Atma, onar, tüketme, üret, saklama, paylaş gibi sloganlarla 5 yıldır kamusal alan müdahaleleri, kent hackleme atölyeleri, onarma atölyeleri ve sokak yerleşimi atölyeleri düzenliyorlar. Ufuk kurucularından olduğu Onaranlar Kulübü ile 3 boyutlu yazıcı gibi yeni nesil üretim teknolojilerini kullanarak kente yararlı onarma, üretme ve paylaşma ekseninde farkındalık kazanmayı hedefleyen projeler üretmekte. Takım arkadaşlarıyla beraber üretimin demokratikleşmesi, sürdürülebilir tasarım ve üretim gibi kültürler üzerine yaratıcı projeler geliştirmeye devam ediyor. Hoş geldin Ufuk, teşekkürler bugün bizimle olduğun için. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Duygu. Ne güzel bir giriş yaptın. Ağzına sağlık. Ben öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Yani böyle şey heyecanlanarak geldim. Biz de heyecanlıyız. Hemen onaranlardan birazcık bahsedelim. Muhtemelen çoğu kişi aşina ama birazcık iç işleyişiniz, kaç üyeniz var, nasıl organize oluyorsunuz? Bir takım atölyeler tipleriniz var, kamusal alan müdahaleleri ve atölyeler gibi ikiye ayırabiliriz sanırım ana faaliyetlerinizi. Biraz kent hackleme nedir, bu nasıl bir kültürdür? Biraz da pandemi sürecinde dijital olarak bunu nasıl yaptığınıza dair şöyle genel bir faaliyetlerinize göz atabilirsek harika olur. Süper süper. Ben böyle o zaman bahsedeyim. Arada kaçırdım çünkü birçok şeyden de bahsettim. Arada kaçırdığım bir şey olursa böyle sohbet ederiz de şey yaparız. Yani Onaranlar Kulübü aslında sen böyle basit bir tanımını yaptın. Biz hani 2016 yılında biraz daha yaşadığımız işte kendi yaşadığımız sokaklara, yaşadığımız çevre ve şehre böyle bir şekilde faydalı olacak nasıl proje üretebiliriz diye böyle işte aslında ortaya çıkan bir projemiz. Hani o dönem biraz daha 3 boyutlu yazıcı sektörüne çalışıyorduk ve 3 boyutlu yazıcıyla üretim gücümüz vardı ve aslında oradaki o sınırsız işte sınırlarını hayal gücümüzün belirlediği üretim gücünü acaba yaşam alanlarımıza bir şekilde dokunmak ve işte iyileştirmek, güzelleştirmek, kendi mizah anlayışımızı katmak için kullanabilir miyiz diye kendimize sorduktan sonra ortaya çıktı. Aslında genel olarak dediğim gibi onarma üretme paylaşma ekseninde biraz daha işte böyle daha sürdürülebilir topluluklar ve şehirler hedefiyle aslında şehirlerde, kamusal alanlarda aslında insanların olduğu her yerde faaliyetler gösteriyoruz. İşte temel aldığımız kavramlar dediğim gibi onarmak, üretmek ve paylaşmak. Bu 3 kavram bizim için çok çok değerli gerçekten. Ve işte birçok projemizde de bunları da bir şekilde entegre ediyoruz. Belki böyle şeyden çok kısa bahsedebilirim. Biz böyle ilk başta işte 2016 yılında Doğukan ve Furkan'la beraber aslında böyle kendi etrafımızda gördüğümüz bug'ları ve işte böyle bizce biraz grileşmiş alanları böyle ufak dokunuşlar yapalım diye böyle 2-3 proje geliştirdik ve daha sonra aslında şeyi fark ettik. Yani insanların yaşam alanlarına dair bir sorumluluk hissettiğini ve bu sorumluluğu yerine getirmek için de aksiyon almak istediklerini fark ettik ve ilk böyle ürettiğimiz projelerin sonrasında hep böyle şey insanların da katılabileceği ortamlar, gönüllü ortamlar yaratmaya çalıştık. Ve aslında biraz daha o evrede hikaye ona şey daha böyle gönüllüler topluluğu ve kulübü haline geldi. Ama son dönemde özellikle yaptığımız projelerle biraz daha hani üretim çapımızın ve işte kapasitemizin genişlemesiyle kendimizi biraz sosyal girişim gibi konumlandırıyoruz. İşte işin bir şey tarafı var. İşte fayda üreten bir ekip var ve işte bir şekilde yaptığı projede böyle gönüllülere de entegre ediyor. Diyebilirim. Şöyle bu sokak kent ekleme atölyeleri vesaireler var. Onlar da bizim biraz daha aslında şeyimiz, eğlendiğimiz hikayeler. Biraz daha işte böyle özellikle kent ekleme atölyelerinde işte tasarım disiplinlerinden gelen öğrencilerin, işte makerların veya işte tasarımcıların daha iyi olup kendi yaşam alanına veya işte şehirde belirlediğimiz bölgelere müdahale edebilecekleri atölyeler ve eğitimler kurguluyoruz. Bunlar biraz daha işte böyle formal olmayan eğitim yöntemleriyle işte aslında içi doldurulan işte işin içerisinde böyle hem sahada keşif hem o keşif üzerine beyin fırtınaları daha sonra işte 3 boyutlu tasarım ve üretim sürecini içeren atölyeler. Son dönemde de bayağı bir şey pandemide nasıl yaptınız sorumuzu sormuştum. Ondan biraz bahsedeyim. Çünkü son projemiz zaten işte dijital kent ekleme atölyesi. Onu da hatta Levi's'in desteğiyle yapmıştık. Orada biraz daha şey bizim bu işte genel olarak bizim sokakta aldığımız faaliyetler özellikle ekleme çapındaki faaliyetler biraz daha şey böyle gidip sokaklarda işte belirlediğimiz bölgede farklı sokakları gezip oralarda bir ön keşif yapıp daha sonra keşiften topladığın datayı yani işte kırık yerleri bulup
buluyoruz. İşte fotoğraflarını çekiyoruz, ölçülerini alıyoruz. Ve daha sonra onların üzerine bir düşünecek bir şey yapıyoruz. Ufak bir toplantı veya beyin fırtınası buluşması yapıyoruz. Daha sonra bunlar için tasarımlar geliştiriyor, üretiliyor ve yerleştiriyor gibi ilerliyor. Biz de bu sürecin aslında fiziksel olarak bir arada olmamız gereken tarafı biraz daha o keşif tarafı. Yani insanların sokakta olduğu taraf. Onu acaba dijitale aktarabilir miyiz diye düşünüp ona ana kulübünün iç ekibinden birkaç, işte bizim proje takımından birkaç arkadaşımızla beraber Nişantaşı'ndaki sokakları gezip bulduğumuz bagların fotoğraflarını çekip ölçülerini alıp bu sokaktaki datayı alıp dijitalde katılımcıların biraz daha böyle oyunlaştırılmış bir ortamda deneyimleyebilecekleri belli şeylere kartlara döktük onları ve bu kartlara girip katılımcılar oradaki bizim gördüğümüz bagla ilgili bütün datalara erişebiliyorlar ki işte Google Maps haritalardan inen böyle sarı bir şey var, insan var ya, ona kadar yani direkt o Google Maps haritaya inene kadar bütün dataları var, farklı işlerden fotoğrafları, ölçüleri vesaire. Daha sonra o işte şey kartlar ve işte şeyler üzerinden, bug'lar üzerinden tasarım çalıştılar. Çünkü başka bir yöntemi yok yani dışarıda insanları bir araya getiremeyeceğiniz için orada fiziksel olarak bir arada olmamız gereken tek alanı şeye atıp, dijitale atıp böyle eğlenceli bir deneyim kurgulamıştık. Bizim için baya baya keyifli oldu. Tabii biraz daha sonlara doğru oldu. Çünkü başlarda çok böyle şeyler emin olamıyorduk. Dışarı biz de çıkmalı mıyız, çıkabilir miyiz? Yani o ilk başta daha bir korku vardı ya. O biraz daha böyle geçince, rahatlayınca öyle bir şey yaptık. Keyifliydi olan. Diyebilirim. Kamusal alan dönüşümleri falan anlatıyorum. şöyle, bunun dışında farklı farklı proje üretiyoruz. Yani bu sokakta yaptığımız ufak sokak müdahaleleri var. Daha böyle kamusal alan dönüşümü diyebileceğimiz, işte kamusal alanda belirlediğimiz alandan kullanıcı ihtiyaçlarını çekip o kullanıcı ihtiyaçlarını tasarımsal çözümler ürettiğimiz projeler var. Bunun işte en son Kalamış Parkı'nda yapmıştık. Kalamış Parkı kolektif dönüşüm projesinde. Orada çok geniş bir takım vardı. Nike Türkiye'nin şeyle desteğiyle, Kadıköy Belediyesi'nin de işte şeyle yine desteğiyle yapmıştık bu projeyi de. Orada biraz daha bu tarz projelerde şey oluyor. Yani Kalamış üzerinden bahsedeyim. Kalamış'ta işte bir Kaykay Parkı basketbol sahası, işte koşu alanı, işte insanların vakit geçirebileceği çim alanlar ve işte oturma alanları vardı bizim üzerine çalışacağımız bölgede. Orada aslında bir kullanıcı araştırması yaptık. Yani kaykaycılara açık çağrılar yaptık. İşte orada yaşayan insanlara işte farklı günler, farklı saatler gidip farklı günler saat oralarda olan işte birçok farklı tip insanla konuştuk da görüştük. Aslında biraz daha oradaki ihtiyaçlarını analiz ettik. Bir kullanıcı deneyim araştırması gibi düşünebiliriz. Oradan çektiğimiz datayla da insanların orada ihtiyaç duydukları ve insanların oradaki konforunu arttırabileceğini düşündüğümüz şeyleri, mobilya birimlerini veya işte ihtiyaçlarını yanıt verecek mobilya birimlerini tasarımlara döküp onları böyle şey alanda farklı mobilyalara dönüştürdük aslında. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim, insanların orada şey yaptığını fark ediyor. Mesela geliyor sabah 8'de bilgisayarını açıyor, orada çalışıyor falan. Başka birisi alıyor işte geliyor orada skeç atıyor. Başka birisi işte geliyor şiir yazıyor. Yani çok fazla böyle. Oraya gelip çalışan insan var. Neden diye sorduğunuzda denizi görerek işte çalışmak çok keyifli. Ama mesela oradaki oturma koltuğunda denizi görmek çok şey değil. Yani yine çok mümkün değil. Evet bir şey görebiliyorsun ama. O zaman mesela oraya öyle bir şey yaptık mobilya. 1.85 kod yükseklikte çıkıp yukarıya. Yukarıdan aslında direkt denizi izleyerek şey yapabiliyorsun, çalışabiliyorsun filan. Aslında o dönüşümden kastımız da o. Kamusaldaki dönüşümden kastımız da o. Biraz daha o şeydeki oranın kullanıcılarına hitap edecek çözümlerle işte böyle eğlenceli tasarım çözümleri yaptık. Onlar böyle işte insanları daha böyle şey konforlu alanlara dönüştürmek insanlar için o bölgeleri. Yani böyle proje yani çok detayı var kalmıştı. Daha anlatsam anlatırım ama bu bir örnekti sadece. Diyebilirim. Bir arada siz de bir şey deyin. Sesinizi duyayım da ben devam ederim sonra oradan. Kalamış projesi sizin kamusal alan müdahaleleriniz arasındaki en çok ses getiren projelerden de bir tanesi. Sen söylemedin ama ben söylemiş olayım senin adına. Arkitera'nın hazırladığı Türkiye Mimarlık Yıllığı'nın 2020 seçkisindeki 41 projeden bir tanesi olmuş. Bu çok değerli bir proje aslında aynı zamanda. Sen biraz önce söylerken ihtiyaç analizi yaptık dedin ama belki biraz şeyi anlatırsın bize, yani ihtiyaç analizi, tasarım ve uygulama etapları nasıl gerçekleşti? Yani bu spesifik proje üzerinden biz biraz Onaranlar Kulübü'nün çalışma prensibini de anlarsak izleyenler için katkı koyabilirler mi ya da buna dahil olabilirler mi? Ya da sizin çalışmalarınızı biraz önce tasarım öğrencileri dedin örneğin. Model olarak kullanabilirler mi kendi işlerinde, kendi projelerinde? Belki biraz hani dolayısıyla bu proje özelinde bize detayları da anlatırsın. olur. Yani şey her proje üzerinde farklı farklı şeylerimiz var. Çalışma şekillerimiz var. Kalamış'ta mesela şey yani Kalamış Parkı biraz daha 3000 küsur metrekarelik alan, 3400 metrekarelik bir alan var ve orada ciddi bir üretim yapılacak. O yüzden mesela bizim orada aslında bize daha böyle işte yarı gönüllü profesyonel destek olan aslında onaran diye işte adlandırdığımız arkadaşlarımız var.
Aslında biraz daha bizim kendi oluşturduğumuz, işte Onar Anlar Kulübü'nün bir şekilde parçası olarak kendi oluşturduğumuz bir takımla orada ilerledik. Oradaki süreçte genel olarak şey işte bir şey mekan belli olduktan sonra işte şey oluyor. Hep bir araya gelip o mekanın üzerinden bir işte konuşmaya başlıyoruz. Birlikte burada ne yapacağız, nerelere müdahale edeceğiz diye. Ve işte takımda işte sorumluluklar dağıtıyor. Şimdi biraz şey tarafı. Sorumluluklar dağıtılıyor ve daha sonra işte bir şey var. Birkaç adımı var hikayenin. Bir olan, o alandaki işte şeylerin alınması, işte planların alınması, o bütün şeylerin ve o mekanın dijitale aktarılması. Daha sonra kullanıcıların oradaki deneyimlerinin araştırılması. Yani Kaykay Parkı üzerinde örnek verirsem mesela işte bir açık çağrı yaptık. Açık çağrıyla o Kalamış Parkı'nı kullanan kaykaycılardan birkaçıyla buluşup bir araya gelip o parktaki deneyimleri üzerine daha önce hazırladığımız belli şeyler, sorular ve içerikler paylaştık onlarla. Ve bunlar üzerine aslında aldığımız notlar ve işte yaptığımız işte ufak röportajlarla oradan belli ihtiyaçlar çektik. Mesela şey de konuşulmuştu o şeyde açık çağrıda. Yani bizim burada işte şey cüzdanımız, birkaç arkadaşımızın cüzdanı çalındı. Yani biz burada kayarken rahat hissedemiyoruz falan gibi bir şey vardı. Mesela orada gerçekten bir saklama dolabı ihtiyacı var. Bunu mesela oradaki mobilya alanına entegre edebiliriz falan diye düşündük. Bir yandan mesela şey gibi bir ihtiyaç vardı. Yani Kaykay Parkı'nın şey yol tarafı, deniz tarafı değil de yol tarafından gelen bir tane yol var ama genel olarak dış yüzeyleri açık olduğu için çok fazla insan giriyor işin şey Kaykay Parkı'nın içerisinde ve çarpışmalar oluyor. Çok bu yüzden işte birkaç kişiyle hatta ciddi sıkıntı yaşamışlar. Birkaç kişilik böyle çok ağır çarpışmış falan. Mesela oraya aslında bir şey, orası keşke kapansa dediler. Öyle yorumlarla gelmişti. Mesela oraya bir çit çekmek yerine biz orada yine tasarım ekibimizle beraber oraya böyle işte şey lineer, şey hiç kesilmeden devam eden bir mobilya tasarlayıp aslında o mobilyaya bir çit işlemleri, o mobilyanın içerisinde belirlediğimiz belli işlemleri işte. Bir şeyden bahsettim işte sen, şey saklama dolabına ihtiyaç var. İşte bir saklama dolabıyla başlıyor zaten. İşte yanında bir kaykaycıların üzerine çalışabilecekleri bir masa. Yine bu kaykaycılarla yaptığımız araştırmalardan geliyor. İşte yüksek kodda oturma bilimi, hamak alanları falan gibi böyle şey, oradaki ihtiyaç üzerinde çektiğimiz hikayeler tasarlandı oraya. Bu kullanıcı araştırması tabii şey de yapıyor. İşte o yerelde sadece kaykaycılarla değil, orada vakit geçiren diğer insanlarla, yani random parkta oturan insanlara selam verip işte belli sorular soruyoruz. Konuşuyoruz, biraz sohbet ediyoruz. Daha sonra oradan çektiğimiz bütün dataları dediğim gibi tasarım ekibimizi de bir şeye çeviriyoruz. Tasarım çözümüne çeviriyoruz ve daha sonra üretim süreci oluyor. Belki biraz daha işte insanların dahil olabileceği proje içeriklerinden ve süreçlerinden bahsedebilirim. O da açılabilir. İşte bu özellikle kent ekleme atölyeleri, kent atölyeleri. İşte insanlarla birlikte aslında kamusal üretim yaptığımız, direkt birlikte üretim yaptığımız atölyelerden belki bahsedebiliriz. Veya işte herhangi bir içerikten. Bizim genel olarak Onar Anlar Kulübü tarafındaki şeyimiz, o gönüllerle temasımız bir açık çağrıyla başlar. O açık çağrı aslında şey der, işte biz şu gün şu saatte şurada şu proje işte fikri için buluşacağız, bir araya geleceğiz. Eğer sen de işte bize dahil olmak ve işte yaşam alanına ve şehrine katkı sağlamak istersen haydi gel. Veya işte şu başvuru formunu doldur. Çünkü bazı durumlarda çok şey olmuyor. Çünkü kapasite çok yüksek olmuyor. Yani işte böyle bazı atölyelerde 15 kişinin, 20 kişinin üzerine çok çıkamıyorsun orada. İşte lojistik koşullardan dolayı. Bazen orada form oluyor filan. O açık çağrıyla başlıyor süreç. Açık çağrıya cevap veren işte şeylerle gönüllerimizle o gün orada belirlediğimiz yerde, belirlediğimiz saatte buluşuyoruz. Daha sonra işte proje için bir işte gönüllü takım oluşturuyor. Bu gönüllü takımını da yine bizim koordine ettiğimiz bir şekilde bu gönüllü takım oradaki üretim sürecini gerçekleştiriyor. İşte yine bu Kalamış'a benzer işte keşif, mesela işte bu bir sokak kütüphanesi yapmıştık. Orada biraz daha farklı parkları ilk başta şey yaptık, yazdık, belirledik. Daha sonra belirlediğimiz parkları işte keşif ekipleri, fotoğraflar çekildi. Oradan işte böyle yeni bir ekip toplanıp hangi parkta bir işte kütüphane, ufak basit bir kütüphane birimi yapmak istediğimize karar verdik. Daha sonra işte bunun tasarımı çıktı. Bu sefer tasarımcılar işin içerisine giriyor. Mesela bu tarz atölyelerde şey değil, işte sadece tasarımcısından gelen insanların katıldığı atölyeler ve içerikler olmayabiliyor. İşte bankacısı da oluyor, avukatı da oluyor. Yani orada biraz daha şey çünkü yani tasarım kısmında tasarımcıların işte aslında diğer farklı disiplinlerden insanlara da bir şey öğrettiği, üretim kısmında da işte o avukatın da, bankacının da dahil olduğu falan bir konsept gibi düşünebilirsiniz. Sonra işte izin süreci oluyor vesaire. Eğer izin gerekiyorsa, bu işte sokak eklemeler için izin almıyoruz bu arada. Ama daha işte mobilya yerleştirme, birim yerleştirme falan gibi bir hikaye varsa, olan işin bir yerel yönetimle şey haberleşme izin süreci de oluyor. Daha sonra projeyi tamamlıyoruz diyebilirim. Ufak bir şey rica edeceğim mikrofonunla ilgili. Biraz kaydı galiba, geriye gitti. Daha net duymak isteriz seni. Tam da hala biraz bir boğukluk var galiba.
Ben biraz şeyi merak ediyorum. Şehircilik yazınında sizin yaptıklarınızı genelde taktiksel kentleşme, kendin yap şehirciliği gibi isimler veriliyor. Bu gibi işte gerilla müdahaleler, pop-up çözümler ve işte farklı ölçeklerde geçici ya da kalıcı kentlilerin kendi elleriyle ürettiği müdahaleler diye hani geniş bir şekilde tanımlayabiliriz bunu. Bunlar az önce birazcık değindin ama özellikle Kalamış Parkı örneğinde işte oranın kullanıcılarının temel problemlerinin tespit edilmesi, bu problemlerin çözümüne yönelik üretimler. Bunu biraz daha geniş düşündüğümüzde yani farklı ölçeklerdeki üretimlerinizi düşündüğümüzde bu kent mekanlarını ortaklaşa yaratmak ve bu süreçleri kentler olarak başlatmak üzere bu kültür bize ne gibi imkanlar veriyor ve özellikle de geçici çözümlerin ötesinde biraz önce yine bahsettin ama geçici olmayan bir mesela Kalamış Parkı gibi örnekten geçici çözümlerin ötesinde bize neler vaat ediyor olabilir acaba? Yani bir sokak hareketi gibi başlayan ve sizin de hani başlarken söylediğin aslında biraz eğleniyorduk biz gibi başlayan bir şey gerçekten kimi problemlerimizin, yereldeki problemlerimizin çözümü için bize ne sunuyor olabilir? Güzel, güzel, güzel. Uzun ve yine böyle şey, kavramında yoğun olduğu bir soru oldu. Ben bu sorularda çok heyecanlıyım. yani şöyle, evet, bilmiyorum. Şöyle, bizim tarafta, yani biz aslında ya, böyle işi ilk başta sokakta bir şeye müdahale ederken, onun böyle işte bir kamusal alan müdahalesi, sokak, işte bir sokak hareketinin, işte birlikte üretim hareketi olsun. Hadi tabii ki bunlar istediğimiz şeyler bir şekilde. Şey, birlikte üretmek her zaman istediğimiz bir şey. Ama hiç öyle bir şeyimiz yoktu yani. Aslında biz yaptığımız için o işte kent hakkı ve kamusal alanla ilgili konuşmaların içerisine dahil oldum. Biraz daha yaparken yolda öğrendik. O yüzden yani şey bayağı da heyecanlı bir konu bence. Çünkü şu an yaşadığımız şehirler yani zaten hani Türkiye'nin büyük bir kısmının İstanbul'da yaşadığını veya işte daha işte büyük şehirlerde yaşadığını falan düşünürsek böyle şey şehirlerde şehirlerin artık bize daha böyle playground, oyun alanı gibi gelmezse bence çok orada çok bunalmaya başlayacağız yaşadığımız alanlardan. Yani bu benim kişisel görüşüm bu arada. O yüzden aslında o böyle şey bizim gerçekten sokağa çıkıp bir şeyleri değiştirmemiz, oynamamız ve işte gerçekten oranın nasıl sahip olduğunu biz olduğumuzu hissetmemiz gerekiyor. Ve yani biraz böyle şeyi de fark ediyorum. Değil mi? Mesela bu işte Türkiye dışında daha işte Avrupa ve Amerika'ya gittiğinizde falan çok daha şey... İnsanlar kamusal alan için üretiyor ya bunu gerçekten severek, isteyerek yapıyor. Çünkü orada öyle bir kültür var. Türkiye'de biraz daha yeni yeni işte bence şey. Aslında çok uzun zamandır herkesin işte bir şekilde yaptığı bir hikaye. Daha bu kamusal alana müdahale etmek. Şöyle bir örnek vardı. Ondan bahsetmek isterim özellikle. Biz böyle işte bir projede ve hatta şey çöp kutularını boyadığımız bir proje vardı. Verildiğimiz bölgede. O projede böyle gezerken şey fark ettik. Bu bir tane teyze böyle bir şey kapısının önüne araba sürekli park ediyor ve orayı göremiyor diye. Böyle şey yapmış, kocaman beton bir saksı döktürmüş kendisi. İçine böyle bir sürü çiçek ekmiş falan. Ve mesela inanılmaz çok tatlı bir müdahale. Gerçekten o kendi ihtiyacını orada karşılayabilmek için. Çünkü giriş katta yani. Araba geldiğinde şey yapamıyor. Karşıyı göremiyorlar. Kendi yaşam alanına dair bir şey yapmak için aslında oraya bir üretim yapmış. Benim bana bayağı ilham vermişti. Çünkü gerçekten aslında bu kadar kolay yani. Oraya çıkıp ben bunu istiyorsam oraya beton dökmek gerçekten böyle YouTube'dan falan böyle çok basit. Yarım saatlik videolar izleyerek yarım saat mallara giderek falan olabilecek işler çünkü. O yüzden mesela ona çok ilham vermişti. Yani aslında bu kadar kolay. Dışarı çıkıp sokağın önünde gördüğüm bir şeye müdahale etmem veya işte bir şeyi iyi bir hale getirmem aslında bu kadar da kolay. Çünkü şey örneğini de böyle çok veriyorum ben. Şimdi evimizdeki çöp kutularımıza baktığımızda tertemizler. Ama gerçekten böyle şeyde aşağı inip 3-4 kat inip sağda hemen veya soldaki işte apartman çöp kutusuna baktığında dokunamazsın. Çocuğunu dokundurmazsın. Açmak mutlu şey yaparsın diye sıkılırsın falan. İnanılmaz böyle orada bir karmaşa var. Çünkü aslında kendi evini sürekli işte iyileştiren, güzelleştiren, oraya bir tablo aldığında mutlu olan, işte ne bileyim etraf temiz olduğunda mutlu olan bizler aşağı indiğimizde aslında bütün gün hareket ettiğimiz asıl alanlarımız olan kamusal alanda aksiyon almıyoruz veya oradaki objelerle temas kurmaya bazen çekiniyoruz, pis diyoruz falan. Aslında orası da bizim hani o şeyden çıkıp, o dört duvardan çıkıp böyle kamusal alanda hareket ediyor olmamız gerekiyor bizce. Biraz daha bu işte ilk projemizde çok şey yapamıyorduk ama daha sonradan böyle bakmaya başladık ve baya şey aslında. Bu bence Türkiye'de de artacak. Yani hepimiz böyle yavaş yavaş yaşam alanlarında şey yapmayı, hareket etmeyi de böyle şey yapıyoruz. Bir yandan hani şey çok değerli oldu bu arada. Pandemi sonrasında kamusal alanlar yani özellikle bizim hani temas kurduğumuz ve işte paydaşlık yaptığımız markalar tarafında falan da çok çok ciddi şey önem kazanmaya başladı.
O yüzden böyle şey ilginç şeyler olabilir bence önümüzdeki birkaç yılda Türkiye'de. Biraz daha şey kamusal alanda yapılan işler. Bir de hani şey de var. Bu sürdürülebilir kavramının konuşulduğu noktalarda artık şey de yani bu işte UNDP'nin küresel amaçları var. Orada işte sürdürülebilir işte, topluluklar ve şehirler bayağı aslında böyle şey önemli. Bir maddelerden bir tanesi. O yüzden aslında devletler, şirketler ve işte kurumlar bir yandan kamusal alanın kendini sürdürülebilir üzerine de proje gerçekleştirmeye başladı. Zaten hali hazırda. Ki yani işte Kalınmış Park örneği de öyle bir proje. Birçok şeyde örneği de var hali hazırda Türkiye'de yapılan. O yüzden eğlenceli şeyler olacak. Bilmiyorum sonra doğru cevap verebildim mi? Ama veya işte şey üzerine konuşacağımız bir şey varsa konuşabiliriz. Yani doğru cevap diye bir şey yok zaten. Hani sizin çalışmalarınız 5 yıl bence yani gördüğümüz kadarıyla diyebilirim. Bu gibi kolektif çalışmaların sürdürülebilirliği açısından güzel bir eşik. O konuda da ben yani naçizane tebrik etmek isterim sizi. O yüzden hani her zaman yani teoriden pratiğe gitmiyoruz zaten. Burada da birazcık aslında ortaklaşa mekan diye ayda bir açtığımız parantezde birazcık hani pratikten teoriye beslemenin yollarını arıyoruz. Bence o açıdan harika oluyor verdiğim bilgiler. Ben sözü Melis'e bırakıyorum şimdi. Ben yine sanırım Ufuk'un çok seveceği tarzda bir soru soracağım. Çünkü sizin Onaranlar Kulübü'nün felsefesine dair. Yani onarmak neden önemli? Sorunun esas şeysi bu. Ana çıkış noktası bu. Burada hani sizin karşı durduğunuz şey postmodern tüketim toplumuna karşı bir duruş mu sergiliyorsunuz? Bir şeyleri mevcut ya da yeni bir fonksiyonla dönüştürmenin hem ekonomik hem sosyal hem kültürel katkısı, bunu kolektif olarak üretirken bir aradalık, bunlar mı sizin için önemli? Yani belki ben bazı şeyleri senin adına cevap veriyormuşum gibi soruyorum ama sizin projelerinizin altından da bizim anladığımız şeyleri söylüyorum. Neleri onarmak önemli ve tabii hani ben program kaydından önce sohbetimizde de dediğim gibi Duygu da ben de şehir plancısı olduğumuz için esas sanırım buradaki bizim için değerli sorulardan bir tanesi kent onarılabilir bir şey mi? Onarılır ya her şey onarılır. Neleri onarmak daha önemli? Her şeyi onarmak. Aslında orada Onaranlar Kulübü'nü biz böyle bir yandan da hani şey sevdiğimiz, konuşmayı sevdiğimiz bir hikaye çünkü onarma kavramı aslında hep bizde çok fiziksel böyle bir şey ama aslında kalpler de onarılır. Yani insanların zihinleri de onarılır. Hani baktığınızda oradaki algıyı onarmak da aslında bir onaranın sorumluluğu veya işte Onaranlar Kulübü eğer yaptığı bir projeye de şimdi yani bir farkındalık hedefi varsa orada aslında zihinleri onarıyor diyebiliriz falan. O onarmaya daha şeyden bakıp böyle daha soyut da bir yandan bakıp biz oradan tutmaya çalışıyoruz. Ve yani şey genel olarak zaten şöyle yani tüketim kültürü, inanılmaz bir tüketim kültürünün içerisindeyiz ve bir şeylerin yanlış gittiğini hepimiz farkındayız. Özellikle bu COVID sonrası dönemde herkes daha da fazla fark etmeye başladı. O yüzden aslında bizim sahiplenmemiz gereken belli değerler var. Artık daha az tüketmek, birlikte üretmek, işte kolektif fayda, işte falan hani bu tarz şeyler için yani aslında hem birbirimize hem dünyaya karşı çok çok büyük sorumluluklarımız var. Ve işte bu sorumluluklarımızın temelinde bence bizce gerçekten bir şekilde onarabiliyor olmak, birlikte üretebiliyor olmak ve paylaşabiliyor olmak aslında biz bu sorunları şey yapacağız, yeneceğiz. Bu sorunların temelinde aslında bu şey var. Hızlı seri tüketim hikayeleri falan var. O yüzden yani onarmayı biz hem dediğim gibi yani şeyden de alıyoruz. Yani elindeki kaynak çok değerli. Elinde sahip olduğun işte şeyler, malzemeler, materyaller çok değerli. Onları onarmalısın. Onları bir şekilde defalarca kullanabilmelisin. Daha az tüketmelisin tabii ki şey yapıyoruz. Hani bir yandan işte yaşadığımız kültürü onarmamız lazım. İşte bu unuttuğumuz daha üretim dinamiklerini onarmamız lazım filan filan filan. Oralardan da alıyoruz. O böyle biraz daha geniş bir şey. Kentler tabii ki onarılır. Ki hani birlikte onarmaya da çalışıyoruz. Bu işte bizim kimi zaman kendimiz yaptığımız işte ufak bir müdahale oluyor. Kimi zaman gönüllerle beraber yaptığımız bir başka bir paylaşım, başka bir müdahale oluyor, başka bir proje oluyor. Ama tabii ki onarılır ama sadece birlikte olması lazım. Yani bu işte bir ekibin, iki ekibin, üç ekibin, beş ekibin tek başına yapabileceği bir şey değil. Aslında o kentin o şeyi kendi alanlarını sahiplenerek, kentin kendi alanlarını sahiplenerek yapması gereken bir hikaye. Son olarak bir şey merak ettim. Tam son bıraktığın yerden bu böyle tek ekiple olacak bir şey değil, herkesin yapmasıyla olabilecek bir şey dedin. Sizinle iletişime geçenler oluyor mu yani Onaranlar Kulübü'yle çalışmanın dışında da biz de yapmak istiyoruz, nasıl yapalım diye başka şehirlerden bize yol gösterir misiniz ya da birlikte çalışalım gibi öneriler geliyor mu acaba? Tabii geliyor ya çok geliyor.
Yani çok böyle şey hem farklı farklı şehirlerden birlikte bir şeyler üretmek isteyenler, hem böyle şey bir şekilde biz bunu nasıl yapabiliriz diyenler. Çok fazla oluyor. Hani bizim orada biz ufak bir ekibiz ve ekipteki herkes aynı zamanda tam zamanlı başka işlerde çalışıyor. Yani bizim biraz daha hobi projesi olarak yaptığımız bir şey, proje. O yüzden aslında her şeye her zaman yetişemiyor insan. O yüzden mesela genel olarak şey Ankara, İzmir, Eskişehir gibi şehirlerde çok fazla şey oldu hatta. Yani işte biz de burada bir şeyler yapalım gibi hikayeler oldu. Biz orada bize özel spesifik işte soracakları bir soru varsa o konularda olabileceği yanıtlamaya çalışıyoruz. Ama aslında hayalimiz de daha işte böyle keşke bir how to be işte en onların falan gibi bir şeyimiz olsa, guideline'ımız olsa, sokakta yapabileceğiniz müdahalelerle ilgili belli şeyler, içerikler sunsak gibi planlarımız da var. Yani web sitemizde onaran ol şey pardon web sitemizde blog diye bir kısım var. Blog onaranlar kulübü falan. Orada işte biraz yavaş yavaş o içeriklerle ilgili yani işte bu biraz daha işte kamusal alana katılım örnekleri işte güzel projeler vesaire gibi hikayeler paylaşmaya başladık. Tabii böyle şey yavaş yavaş orayı dolduracağız, besleyeceğiz. Orada belki böyle kendin yap üretim kılavuzları vesaire de yakın zamanlarda paylaşabiliriz. Aslında bu arada bu tarz şeylerden şey, yerel yönetimlerin de bu arada şeyi var. Çok böyle bu konuları bayağı talep ediyorlar da. İşte yani gelin bizim burada bir onaranlar kulübü kurun gerisini biz şey yapalım. Hani bir şekilde destekleyelim buradaki ekibi falan. Böyle şeyler de geliyor. Hepsinin zamanı gelecek ama yani umarım. Bunu çok şey yapmadan vakitte kaybetmeden. Çok keyifli. Çok teşekkür Diyebilirim. Onun dışında belki şey ekleyebilirim. Lütfen. Belki şey ekleyebilirim. Bir de web sitemizde onarol diye bir link var. O biraz daha bizim iletişim kanallarımıza dahil olmak için doldurulan bir link. Yani işte bizim bu açık çağrılarımızdan ve prosedürlerimizden şeyleri bize dahil olmak isteyen insanları ve işte katışa gönülleri aslında haberdar etmek için şey aldığımız bir şey form. Onu doldurabilirler katılmak isteyenler. Oradan bizim projemize haberdar olabilirler. Çok teşekkür ederiz Ufuk. Bugün bize Onaranlar Kulübü'nü tanıttığın, çalışmalarınızı anlattığın için. Duygu, senin sormak istediğin başka bir şey var mı? Atladığımız ya da senin eklemek istediğin. Eklemek istediğim bir şey yok Ufuk. Teşekkürler. Tekrar yakın zamanda görüşmek üzere. Onaranları da buradan tekrar tebrik ediyorum özellikle. Böyle bir yerde Çok mimari teşekkür ederim. üretime tamamen aslında hack kültüründen yaptığınız katkıdan dolayı. Gelecek ay Çok görüşmek çok üzere. teşekkürler. O zaman Görüşürüz. Ben de geleceğim mi gelecek ay? programı Tamam. kapatmadan Teşekkür ederim. ama kapatmadan önce ben müsaadenizle yine bir kitap tanıtmak isterim. Bu hafta İdeal Kent yayınlarından çıkan şu an elimde gördüğünüz Jale Necdet Erzer'in Kent Yaşam kitabını kısaca tanıtmak istiyorum. Eğer okumadıysanız hem size hem de Medyascope izleyenlerine bu vesileyle. Bu kitap Profesör Doktor Jale Necdet Erzer tarafından kaleme alınmış. Kendisi ressam ve sanat tarihçisi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde sanat ve mimarlık tarihi, resim, fotoğraf ve estetik üzerine dersler vermiş hocam. İlk olarak da ODTÜ'de 1974 senesinde verdiği çevre estetiği dersi dünyada bu konuda verilen ilk ders olmuş. Bu kitabında Jale hocam bedenimize, zihnimize ve ruhumuza kent yaşamının nasıl işlediğini anlatıyor ve irdeliyor. Bir birey olarak çevre ve toplum ile ilişkilerimizi kentin nasıl etkilediğini sorguluyor. Yaşam kalitesini eğlence, kitap, sanat ve sosyal ilişkiler üzerinden değerlendirerek kent planlarının insan yaşamı ve bireylerin sağlıklı gelişimi açısından değerlendirilmesi gerekliliğinin de altını çiziyor. Ve kitabındaki ana vurguları da şu şekilde özetliyor. Sürekli büyümeye ve yayılmaya devam eden kentler, kentlilerine yabancı ortamlar haline gelirken, sermayelerin hakim olduğu kentlerde sosyal birliktelikleri mümkün kılan kamusal alanlar giderek azalmakta. Oysa kent, insanı kültürel bir varlık olarak yaratan ortamı sağlar. Kentin olumlu yönde gelişmesi ise ancak kentlisinin onu yakından tanımasıyla mümkündür diyor. Belki bu noktada bu kitabın bu hafta hemen Onaranlar Kulübü'nün çalışmalarını dinledikten sonra tanıtmak da güzel bir denk düştü diye düşünüyorum. Çünkü aslında Onaranlar Kulübü'nün tüm bu çalışmaları kentine yabancı kalma ve kentini birlikte onar, düsturunu güdüyor diye ben Ufuk'un bugün anlattıklarından bunu çıkarsadım. Belki dolayısıyla Ufuk siz de Onaranlar Kulübü'nün kütüphanesine bu kitabı katmak istersiniz. Çok teşekkürler Melis. İsteriz tabii ki. Böyle.
Ben gelecek hafta Pazartesi Mekan ve İnsan'ın programının duyurusunu da yapıp bugünkü programı kapatmak isterim müsaadenizle. Mekan ve İnsan'ın 168. bölümünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Sinem Seçer'i ağırlayacağım. Bomonti'nin dönüşümünde üretim dinamikleri üzerinden bakmaya çalışacağız birlikte. Geçmiş programlarımızı ve çalışmalarımızı merak ederseniz Mekan ve İnsan'ın YouTube kanalına abone olabilir, ortaklaşa.org adresini ziyaret edebilir ve Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip alabilirsiniz. İyi akşamlar.